Bisiklet kolye için gerekli malzemeler. Hazırlayan ve sunan Takı Tasarım Atölyesi. 1 metre siyah bakır tel. 2 metre telefon kablosu. Yarım metre elektrik kablosu. Ve 2 adet akik yüzük. Arkadaşlar, Takı Tasarım Atölyesi'nden herkese iyi günler. Bugün yine görsellerde görmüş olduğunuz gibi bisiklet yüzükten, yani akik taşı veya farklı bir taş olabilir veya farklı bir halka yüzük olabilir. Bundan nasıl bisiklet kolye veya bisiklet aksesuar yaparız? Yine onu göreceğiz arkadaşlar. Ve burada aynı zamanda tel kıvırma tekniğini de aynı zamanda görmüş olacağız arkadaşlar. Evet, hemen yapımıza başlayalım. Zaten malzemelerimizi başta görmüştünüz. Arkadaşlar, ilk başta bir tane akiğimizi alıyoruz, bakın böyle. Biraz yaklaştırayım sizin için. Evet. Bir tane akik alıp, bakın, bu kablomuzdan şöyle yaklaşık bir kolye boyu kadar yapalım ki eksik olmasın arkadaşlar. Fazla olsun, eksik olmasın arkadaşlar. Şimdi bu kabloyu aldığımızda arkadaşlar, akiğimizi önce böyle ikiye, bakın, şu şekilde yapıyoruz. Ondan sonra şu şekilde arasından geçiriyoruz arkadaşlar. Biraz indiriyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar, bakın. Bunu şu şekilde buradan aldım. 1, 2, 3. Ve arkadaşlar, şimdi de bu taraftakini alıyorum. 1, 2 ve böyle 2. İçinden geçiriyoruz arkadaşlar. Ve arkadaşlar, şu şekilde tutup en sonunda, bu şekilde tuttuktan sonra şöyle yatırıyoruz. Ve şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 kere şu şekilde kuruyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Ondan sonra arkadaşlar, uzunluğumuz şu şekilde 2 santim olmak üzere şuradan fazlalığı kesiyoruz arkadaşlar. Fazlalığı kestik. Evet. Kestikten sonra bunu şimdilik böyle bırakıyoruz arkadaşlar. Öteki telimize geçiyoruz hemen. Yine aynı şekilde bir o kadar daha keselim arkadaşlar. Aynı telde. Şimdi arkadaşlar, bakın, bunu tam ortalayıp, bakın, şöyle bir tam ortalayalım. Evet. Şuradan tutuyoruz. Şu şekilde. Ve şöyle şuradan şu şekilde, bakın, ikiye çapraz oldu. Ve şimdi döndürme işlemini yapıyorum. 1, 2, 2 kere yapıp ondan sonra düzeltiyoruz arkadaşlar. Ve ondan sonra kablomuza geliyoruz arkadaşlar. Tabi burasını iyice bir düzeltmemiz gerekiyor. Evet. Şekilde oldu arkadaşlar. Kablomuzu şu şekilde arkadaşlar soyuyoruz. İki tane. Pardon, soyarken fırladı arkadaşlar, özür dilerim. Şu büyüklükte keselim. İki tane şöyle büyük boy. İki tane de küçük boy.
Ve şimdi şu büyük boylarımızı alıyoruz. Yanlarını şöyle düzeltiyoruz arkadaşlar. Mesafeleri 2,5 veya 2 santim olsa da yeter arkadaşlar. Büyüklerin. Küçüklerin ölçüsü de 1,5 santim olsa yetiyor arkadaşlar. Şu şekilde. Ve arkadaşlar telimizin, bakın şuradaki telimizin bir tarafından soyduğumuz kablonun ucunu geçiriyoruz. Tabii siz farklı renkte de bir kablo olabilir. Bu bildiğimiz elektrik şeyi vardır ya arkadaşlar. Elektrik teli bildiğimiz o teldir arkadaşlar. Yani fiş, elektrik fiş kablosu. Ve birini de arkadaşlar öteki tarafından geçiriyoruz. Evet. Bu şekilde geçirdik ve şöyle elimizde de bu şekilde düzeltiyoruz arkadaşlar. Aşağı indiriyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar şunu kenara koyuyoruz. Şimdi arkadaşlar bu şekilde aldık ya. Şu akiğimizi alıyoruz bu sefer. İçinden geçiriyoruz. Üsttekini. Şöyle tutuyoruz arkadaşlar bakın elimizle. Bu şekilde bir. Şöyle iki. Şöyle üç. Şöyle 4. Şöyle 5 arkadaşlar. 5 kere kıvırdık. Şimdi geliyoruz buraya bakın. Şu şekilde yine tutup aynen sıkı sıkı tutup şöyle 1 şöyle 2 şöyle 3 şöyle 4 şöyle 5 arkadaşlar. Evet, 5 kere kıvırdıktan sonra arkadaşlar bu şekilde bakın. Şurayı sıkıştıralım arkadaşlar ki o bükül yeri var ya yukarı doğru çıkmaz. Evet. Şimdi arkadaşlar bu şekilde tuttuğumuz bakırımızın şuradan keseceğiz. Bakın şu mesafede. Ötekini de aynı şekilde. Yani 1,5 santim kadar. Bu şekilde kestikten sonra arkadaşlar düz pensemizle şöyle yakınlaştırayım biraz daha. Düz pensemizi de ucundan tutuyoruz. Bir kere şöyle kıvırıyoruz. Şurasını sıktıktan sonra iyice tekrarlıyorum. Burayı tuttuktan sonra bakın şu şekilde kıvırıyoruz. Şu şekilde bakın. İçeri doğru kıvırdık. Şimdi bunu şu şekilde ters çeviriyoruz. Ve şöyle yan tarafa şu şekilde aksesuar yapıyoruz bakın arkadaşlar. Şeklimiz böyle. Evet. Şimdi öteki tarafını aynı şekilde yapalım. Şöyle tutalım. Önce ufak bir büküyoruz. Ağzını sıkıyoruz. Şu şekilde kıvırıyoruz. Ve şöyle yatırıyoruz arkadaşlar. Evet. Şöyle yaptıktan sonra şimdi arkadaşlar. Evet, bu şekilde yaptık arkadaşlar.
Bakın çektiğimiz buydu. Şimdi geliyoruz bu tarafa. Yine soyduğumuz ufak kabloları şu şekilde takıyoruz arkadaşlar. Tam ucuna gelecek şekilde. Ve sonra da şu şekli veriyoruz bakın. Tutacak şekli. Ve öteki tarafını alıyoruz. Buna da aynı şekilde yan tarafa ne verdiysek onu veriyoruz arkadaşlar. Bunu yapıyoruz bakın. Evet. Tam olarak şu şekilde oluyor. Evet. Şimdi gelelim ikinci kısmımıza. Bakır telimizi alıyoruz arkadaşlar. Bundan bayağı bir uzun, yani şöyle bir yarım metre kadar arkadaş. Hatta bir metre kadar kesin arkadaşlar. Bir metre. Yani bir daha geri dönüşünüz olmasın. Şimdi ben bunu aldım. Bakın. Şu şekilde. Şu iki ucunu tuttum arkadaşlar. Şöyle. Şuradan geçiriyorum bakın. İkisinin arasından geçirdim arkadaşlar. Yani birini üstten birini alttan. Yüzüğün ortasından yani geçiriyorum. Evet. Bu şekilde geçirdikten sonra şöyle. Şimdi az önce ilk başta yaptığım işlem vardı yani bükme işlemi. Bunu aynen bu şekilde içinden geçiriyorum. Bu şekilde. Bir. Ve şöyle iki. Evet arkadaşlar. Burası iki kere oldu mu kafi arkadaşlar. Şöyle malzemelerimi yan tarafa alayım. Evet. Şimdi bunu şöyle elimizle düzeltelim arkadaşlar. Bakın mevzu buydu. Yani sadece iki kere dolandıracağız. Yani üç düğüm olacak. Dolandıktan sonra arkadaşlar tutuyoruz. Şöyle bir kere büküyoruz. Bisikletimizi bu sol tarafa bakacak şekilde ağzı. Şöyle elimizle şu şekilde bakın şöyle büküyoruz arkadaşlar. Bu şekilde büktük, ortaya geldik. Sonra elimizle şöyle tutuyoruz. Bu şekilde şöyle bir yön veriyoruz arkadaşlar. Ve şimdi şuradan sıkı sıkı tutarak kablomuzu içinden geçiriyoruz. Evet. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Ve şimdi bir daha. Şöyle bakın, şöyle göstereyim. Bu şekilde tutuyorum. Bakın. Şöyle. Böyle geldi arkadaşlar. O yamukluk eğer şey olmazsa bir daha tekrar geri gelin. Ve arkadaşlar buraya kadar geldikten sonra şunu alttan aldım. Ve bir daha şuraya geldim arkadaşlar. Fazla sıkmadan. Evet. Şimdi şu şekilde tutuyorum. Şuraya geldikten sonra şimdi burada kıvıracağım. Ve geliyorum buraya arkadaşlar. Şimdi burada şöyle dolanıyorum bir kere. Dolandıktan sonra şuraya geliyorum. İçinden geçiriyorum. Bir daha.
Ondan sonra arkadaşlar bir daha çevirme işlemi. Bakın çevirmeyi şöyle yapıyorum. Şimdi buradan şöyle alalım. Şöyle bundan tutuyorum bu sefer de. Şuradan tekrar şöyle çevirelim arkadaşlar. Tekrar şurada bir daha tutalım. Tekrar çevirme işlemine devam. Bir daha şuradan. Evet arkadaşlar, son defa. Şu şekilde yaptıktan sonra şimdi altından geçiriyoruz yine arkadaşlar. Evet, geçirdik. Ve şimdi şuradan yine kesiyoruz. Yine 1,5 santim veya 1 santim. Ve ondan sonra yine tekrar şöyle yapıyoruz bak. Şöyle büktüm. Şöyle bastırdım arkadaşlar. Bak. Bu şekilde olmuş oluyor arkadaşlar. Şöyle rötuş yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru hani bisikletin şeklini alması için biraz da şöyle elimizle düzeltiyoruz. Şunu da araya koyalım. Evet. Evet arkadaşlar. Bu şekilde bakın. Şık bir bisikletimiz olmuş oldu arkadaşlar. İsterseniz şöyle de olabilir. Bunu çıkartırız şunları. Ve şu bükme işlemini burada yapalım. Şöyle de yapabiliriz. Eğer orası çok kaba geldi derseniz. Evet arkadaşlar, bu şekilde bir bisikletimiz olmuş olur arkadaşlar. Evet. Eğlenceli ve güzel. İstersek buna şu şekilde kolye de takabiliyoruz arkadaşlar. Kolye olarak da kullanabiliyoruz aynı zamanda. Şu zincirimiz. Bakın şunun birini şuradan geçirelim. Şöyle birini de diğer tarafta. Aslında şöyle yaparsak daha iyi olur. Şimdi ben fazla da şey yapmamak için vaktinizi almamak için yapmadım ama şöyle bir göstermek istiyorum. İki tane halka alıp arkadaşlar. Şöyle. Birini buraya taktık diyelim ki. Şunun ucunu şöyle birleştirelim. İki tane takalım şöyle.
Hafiften halkaya ve akiklere takalım. Bunu da çıkartıp oradan çıkartalım bunu. Çünkü bunun yeri orada olmayacak. Bir tane daha şuradan. Bir halka da şöyle şuraya takalım arkadaşlar. Bir halka arka tekerine, bir halka da buraya arkadaşlar. Ondan sonra şunu şundan içinden geçirelim. Öteki halkanın içinde. Bu şekilde çekelim arkadaşlar. Önce bir tarafını halkalardan geçirelim bakın. Tam ortalayalım ki. Durun çıkmasın arkadaşlar. Şunu yerine takalım ki ağzından çıkartıp geçmesi için. Bu şekilde takalım. Böyle bir bisiklet kolye elde etmiş olalım arkadaşlar. Bakın şöyle bir sallantısı oluyor. Ve gayet bir bisiklet kolye oldu arkadaşlar. Şurası da bakın böyle. Evet. Arkadaşlar şimdiden herkese iyi günler diliyorum. Şurası yine çıktı da tabii tam sağlam yapamadım. Aynı zamanda kameraya baktığım için biraz tabii eller bir şey olabiliyor. Evet. Şimdi tamamdır arkadaşlar. Böyle bir kolyemiz olmuş oldu arkadaşlar. Eminim boyunumuzda çok daha güzel duracaktır. İsterseniz şöyle biraz daha bükelim. Arkadaşlar bugünkü yapımımız da bu kadar. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler efendim.